çay partisine gidiyoruz. Ama bu çay partisi bildiğiniz çay partilerinden olmayacak. Şu anda Boston'ın şehir merkezinde, Boston Limanı'ndayız. Mükemmel bir manzaraya bakıyoruz. Ama yanımdaki Amerikalı arkadaşlarıma baktığım zaman 18. yüzyıla gitmiş kadar oluyorum. Burası İngilizler tarafından kuruluyor. İngilizler buraya 16. 17. yüzyılda geliyorlar ve bölge New England ismini vererek bu şehre de kendi şehirlerinin isimlerinden biri Boston ismini koyuyorlar. Burada yaşayan yerellerden, azınlıklardan da çok büyük vergiler almaya başlamışlardı. Hele çaydan öyle vergiler alıyorlardı ki artık insanlar isyan noktasına gelmişlerdi. Ve çaydan alınan büyük vergileri protesto etmek amacıyla günlerden bir gün çay dolu gemiye akın etmişlerdi. Burada çok büyük protestolar yaşanmıştı ve 1773 yılında başlayan bu protesto 1775-76 yılında başlayacak olan Amerika Bağımsızlık Savaşı'nın da ateşleyici olayı olmuştu. Protesto çok önemliydi burada yaşayan halk için. Kendi haklarını, kendi bağımsızlıklarını istiyorlardı İngilizlerden. İnsanlar burada İngiliz çaylarıyla dolu olan gemilere akın etmişlerdi ve bu balkondan ilk olarak protestonun konuşması yapılmış, ardından aşağıda protestoda nasıl davranılacakları konuşulmuş ve ardından da olaylar patlak vermeye başlıyor. İşte şu anda yanımızdaki Amerikalı arkadaşlarımızla birlikte bu olayın nasıl yaşandığını öğrenmeye çalışacağız. Sizlere de göstermeye çalışacağız. Boston Çay Partisi olarak isimlendirilmiş. İnsanların buraya gelmesiyle, burada protesto yapmasıyla, çayları denize fırlatmasıyla birlikte işte yaşanan bu olayda Çay Partisi olarak isimlendirilmiş. Şimdi göreceğiz bakalım bu Çay Partisi nasıl olmuş. Kapıyı açıyoruz ve artık Çay Müzesi'nin içine girdik ve müzenin içerisine girer girmez de bizi yöresel kıyafetleri giymiş görüyorsunuz insanlar karşıladı. Burası buluşma evi olarak isimlendiriliyor ve buluşma evinde de turistler geldiği zaman işte böyle geleneksel kıyafetleri giymiş, o zamanlardaki hayatları, o zaman burada yaşananları canlandıran işte bu hanımlarla beylerle karşılaşıyor. Oturalım bakalım neler göreceğiz, neler izleyeceğiz, ben de merak ediyorum. Hello. İngilizlerin kullandığı tarihi gümrük binasının bir kısmı protestocular tarafından protesto döneminde toplanma evi olarak kullanılmış. Bugün de isyan nasıl çıkmış, nasıl kararlar alınmış, neler konuşulmuş, skeçlerle yaşatılıyor. So I ask you citizens of Boston, true lovers of liberty all, will we allow that to happen? Gördüler geminin limana, Boston limanına yanaştığını gördüler ve şimdi gemiye akın ediyor buradaki insanlar. Biz de gidiyoruz, onları takip edeceğiz, bakalım neler olacak gemide. Protesto için kendini hazırlayan halk çay dolu geminin limana yanaştığını görür görmez hemen limana akın ettiler. Geminin içerisine kendilerini attılar ve 1,5 milyon dolarlık çay yüklü geminin içindeki çay kutularını bir bir denize atmışlardı. Bu olay Boston tarihinde, Amerika tarihinde inanılmaz önemli bir olay oldu. Çünkü Amerika Bağımsızlık Savaşı'nın da ateşleyici unsuru olmuştu. Tam 1,5 milyon dolarlık çay gemiden denize atılmıştı. Kutular tamamen denize boşaltılmıştı. Ve işte o olaya da Amerikan Çay Partisi adı verildi. Ve işte bu şekilde çaylar bir bir denize dökülmüştü. Evet, işte şu anda o olayı yaşamış gibi olduk. İnsanlar, Amerikalılar buraya gelip İngilizleri, büyük büyük vergileri işte buradan protesto etmişlerdi. Biz de şu anda o gemideyiz. O gemi bir müze olarak kullanılıyor ve isteyen bütün turistler buraya gelerek o anı yaşayabiliyorlar. O hissiyatları burada bir bir hissedebiliyorlar. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.